Merhabalar. Evet, Türkiye'de bir ilk olan olayı burada bugün açıklıyoruz ve test edip deneyeceğiz. Biz defalarca test ettik. Nedir bu? Pirinç. Diyeceksiniz ki pirincin ilki mi olur? Evet, Türkiye'de bu ilk. Neden ilk? Pilav yapmasını cesaret gösteremeyip yapamayan hemcinslerime. Hani centilmenlik yapıp arada mutfağa girip eşlerine sürpriz yapmak isteyenlere. Bu pirinçte bütün cesaretinizi toplayıp mutfaklara çok rahat girebilirsiniz. Bunun garantisini ben veriyorum. Ve pirincimiz de onaylıyor. Hiç korkmayın diyor. Bu pirincin özelliği ne? Bir kere diğer klasik alışa geldiğimiz pirinçlere oranla kesinlikle ve kesinlikle çok ekonomik. Nasıl? Bir bardak pirince, normal pirinçlerde bir bardak su biraz fazla koyulabilir. En fazla bire bir buçuk. Bunda ise bir bardak pirince 3 bardak su koyabiliyoruz. Yani bir bardak pirince 3 bardak su. Böyle düşündüğünüzde olmaz gibi geliyor. Ve bunu yaptığımızda asla ve asla lapa lapa olma gibi bir riski yok. Gerçekten maharet bizde değil. Bu görmüş olduğunuz bizlere yaylanın getirmiş olduğu tane tane pirinçte. Evet, şerafettin. Ocağımıza tencereyi koyduk. Pirinci anlattık. Şimdi bizim ölçülerimiz nelerdir? Bir malzemeyi sayar mısın? 1 kilo yayla tane tane pirincimiz var şefim. Yani şu paketi buraya boşalttık, değil Evet, mi? paketi oraya boşalttık. Evet. 2 yemek kaşığı tuzumuz var. Evet. Yarım su bardağı sıvı yağımız var. 1,5 ila 2 yemek kaşığı tercihe göre tereyağımız ve 3 litre suyumuz var. Burada da tenceremiz var. Evet şefim. Evet, yapımına geçelim mi o zaman? Ne dersin? Geçelim şefim. Yağımızı boşaltıyorum. Şimdi bugün biz pilavımızda et suyu falan kullanmadık. Tamamıyla doğal sudan yapacağız. Ama isteyenler çeşitlendirebilir pilavı. İster sebzeli yapar, ister etli yapar. Kendi keyiflerine göre değişik pilav çeşitleri de elde edebilirler. Yayla zaten yazmış bakın. Lapa olmaz, dibi tutmaz, diri kalmaz. Evet. Sevgili hemcinslerim, arada evinizin mutfağına girin. Gerçekten bu pilavı yapın. Sizi asla mahcup etmeyecek. Evet, yıkamamız bitti. Evet. Peki şefim. Isındı yağımız. Şöyle yapalım. Jos sesini duydun, değil mi? Evet şefim. Bu da önemli. Şerafettin, bana karıştırıyorsun. Geç bakalım. Peki şefim. Bu arada suyumuzu da ısıtalım da. Evet. Şerafettin, Buyurun şefim. bu pirinci ne kadar kavuracağız peki? 3 dakika şefim. 3 ila 3-5 5 dakika dakika diyelim arası. mi? Tuzunu ne zaman atıyoruz peki pilavlarda? Tuzunu yağ homojen olup pirincimiz biraz ısınmaya başladıktan sonra şefim. Ekonomi bir aşçı yemek yaptığı yemeğin maliyetini de hesap edebilip ona göre menülerini planlayabilmeli. Dolayısıyla bu pirinç gerçekten bu konuda çok önemli. Ne durumdayız Selahattin? Suyunu verelim mi yavaş yavaş? Suyunu verelim şefim. Hazır mısın? Hazırım şefim. Şu sesi duyacağız mı? Jos. Çok sesini duyacağız şefim. Emin misin? Evet sevgili izleyiciler, şimdi Şerafettin'e bir soru soruyorum. Pirincin bereketinden bahsettik. Herkesin yapabileceğinden bahsettik. Şimdi geleneksel klasik pirincimizle bu pirinç arasında ne fark var sağlık açısından, mineraller açısından? Sen bu konuları iyi takip ediyorsun. Bir Aynen şefim. dinleyeyim bakayım. Buradan da kopya çekeceğim. Bakayım doğru mu söylüyor? Selenyum, tiamin, niyasin ve fosfor bakımından diğer pirinç oranına daha zengin şefim. Peki bunları zaten burada yazmış yayla bizim Aynen şefim. için. Ama bunlar ne işe yarar? Şimdi ben sokakta sorsam selenyum nedir, o nedir? Kaç kişi bilir? Sağlıkçılar vesaire. O zaman halk dilinde bir anlatalım. Bunlar ne işe yarıyor? Kalp damar hastalıkları şefim. Sinir sistemi ve sindirim sistemi. Ve daha önemlisi bağışıklık sisteminin güçlenmesi için. Bağışıklık. Aynen şefim. Yani o zaman şöyle Aynen. diyebilir miyiz? Yaylanın o güzel bakliyatları ile beraber hem sizler için hazır pişmiş olanları var. Çok kolay. Yani ben aşçıyım ama ara sıra ben de kullanıyorum. O kopyayı da vereyim. O kadar güzel yani. Ne yapıyoruz o zaman? Bakliyat da bağışıklığı artırıyor. O zaman
pilavı yapıyoruz. Yaylanın hazır nohutlu, etli nohutlu, kuru fasulyesi onlardan kullanıp bugünlerde niye kullanıyoruz? Çünkü hep uzmanlar diyor ki bu koronayla mücadele etmenin en güzel yolu bağışıklık sisteminin güçlü ayakta durması lazım. O zaman bol bol tüketebilir miyim? Evet canım. Evet, bu bilgiyi de ben de sizlerle beraber öğrendim arkadaşlar. Pilavımız güzel böyle dinlendi, relax oldu. Diğer tabiriyle demlendi. Açalım mı? Açalım canım. Tadına da bakalım. Tadına da bakalım. Hadi bir karıştır bakalım nasıl olmuş, iyi demlenmiş mi? Oh, mis gibi buharlarımız da çıktı. Şu gözenekleri görüyorsun değil mi Şerafettin Usta? Evet canım, görüyorum. Evet. Yani şu haliyle bile şu tane taneler görünüyor zaten. Şöyle bir görüştüreyim ben, sonra karıştırırsın. Niye bütün beylere rahat olun, cesaretli olun dediğimi. Buyur, sahne senin. Yani eğer bir hesap makinesi olsa tek tek sayacağız değil mi Şerafettin, karıştırma. Aynen. Şahane. Bir kaşık daha yiyeyim. Şuraya bakar mısınız? Bu pilavın aynısını bu ölçülerde yaptığınız sürece olmama şansı yok. Cesaretle mutfağa girin ve yapın. Şimdi geleneksel pilavımıza geçelim şefim. Geleneksel pirincimizden olan pilavımıza evet. Geçelim demek istedin galiba. Evet, öyle yapalım hadi. Evet, sayalım malzememizi. Bir kilo geleneksel pirincimiz var şefim. Klasik geleneksel klasik pirincimiz. Geleneksel. Evet. Bir yemek kaşığı tuzumuz var. Bir çay bardağının 3'te 2'si kadar sıvı yağımız var. Bir yemek kaşığı kadar tereyağımız var ve 1 kilo 100 gram suyumuz var şefim. Şerafettin, ne durumdayız? Pirincimiz yıkandı şefim. Süzüldü mü? Süzüldü. O zaman ocağı açıyorum. Hemen sıvı yağımızı tenceremize atalım. Üzerine de tereyağımızı ilave edelim. Bakın buradan aldığım böyle bu pirince çok narin davranmak durumundayız. Yıkarken gösterdim mutlaka ama evet, çok yavaş böyle parmaklarımızı açıyoruz. İleri geri, ileri geri. Yani yıkama esnasında pirinç kırılgandır bu pirinç. Geleneksel pirincimiz. Evet, kamerada mutlaka görülüyordur. Ben burada gördüğüm canlı görüntü şu anda pirinçler böyle sanki birbirine yapışacak gibi oluyor. Ve yapışmaya başladı galiba değil mi biraz? Suyumuzu veriyoruz. Suyumuzu veriyoruz. Şu suyumuzu da bir ısıtalım buradan. Ne durumdayız? Şef, pirinç yavaş yavaş mesajını bize vermeye başladı. Evet, görüldüğü gibi şöyle bir karıştı da bir görelim nasıl pirinç böyle ayrıştı böyle birbirinden. Önce toparlandı, sonra ayrıştı ve sonra ne dedi? Suyumu verin. Suyumu verin diyeceğim. Döküyorum. Evet Şerafettin'cim, pilavımız oldu galiba. Evet. Şimdi her iki pilavı da yan yana yaptık. Diğerini daha önce yaptık bunu. Şimdi ikisinin arasındaki fark şöyle düşündüğün zaman ne sence? Pişme derecelerinde geleneksel pirincimizi 15 dakika bir ıslatmamız gerekiyor şef önce. Evet, ılık tuzlu suda. Ilık tuzlu suda. Çok dikkatli yıkamamız gerekiyor. Çok dikkatli şekilde, narin bir şekilde yıkamamız gerekiyor. Açıyorum. Açtım. Oh. Evet. Yani miktar arttıkça aynen. Bu dinlendirme süresi ne oluyor? Artıyor. Değişkenlik gösterebiliyor. Geleneksel pirincimizden yaptık. Tane taneden yaptık. Ama yavan gitmiyor bu ya. Ya insan bir kuru fasulye yapmaz mı bunun yanına? Yayla bizim için yapmış efendim. 2 dakikada hazır tabağımızda. Yayla bizim için yapmış, 2 evet. Dakikada hazır. Allah Allah. Ciddi mi diyorsun? İyi hadi ben öbür pilavı getireyim. Sen de 2 dakikada getir bakalım. Peki efendim. Sevgili arkadaşlar, hazır mısınız? Açıyorum. Şimdi bakın. Ne demiştik? Tane tane, sıfır risk, herkesin yani evdeki beylerin, mutfağa girmeyen beylerin bile
bu pirinçten hiç risk olmadan yapabilir dedik. Şu tane taneliğini de gösterelim. Tabii Şerafettin bunu da çok güzel tane tane yaptı. Ama kameraya nasıl yansıyor ama burada ben görebiliyorum. Gerçekten tabaktan diğer tabağa aktarırken pişmemiş pirinç gibi sayabiliriz. Doğru mu? Aynen. Pişmiş mi şimdi? Pişmiş. Yayla. İyi dök o zaman. Şimdi Şerafettin dersine iyi çalışmış. Benden aferimi aldı ama şimdi bunun yanında bir de hoşak olsa da yesek der miydik? Derdik şimdi. Ya şimdi ben ne yapıyorum biliyor musun? Bak sen fırını açtın, ben buzdolabını açıyorum Şerafettin. Ben de sana bir sürpriz yapayım. Ne yazıyor burada? Kayısı hoşafı. Kayısı hoşafı. Ya gerçekten Yayla'ya teşekkür ediyorum. En büyük bağışıklıkları sağlayan vitaminlerden, ürünlerden bir tanesi ne biliyor musun? Bak sana geleneksel olan pilavı veriyorum. Evet, işin özü, rakamları öyle verdik, böyle verdik. Halk dilinde en yalın halini anlatıyorum. İki pirincin miktarı aynı olmasına rağmen bu pirinç diğerine göre %50 daha fazla porsiyon çıkıyor. Yani ne demek %50 Şerafettin? Bundan 10 çıkıyorsa bundan ne çıkıyor? 15 çıkıyor. Gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla zaten tencerede söylüyor kendisini miktarın ne kadar fazla olduğunu. Biz ne yaptık? Yiyelim. Yiyelim şimdi. Sevgili kameraman arkadaşım, sana bir sürprizim var. Biz gidiyoruz ama gitmeden önce bak şu rafı görüyor musun? Etli nohut yazıyor. Biz kayısılısını aldık, orada bir de karışık komposto var. Hadi size afiyet olsun, görüşmek üzere.